Evet arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Bugün sizlere Dünyanın Gizli Tarihi adlı bir kitabı tanıtacağım. Turgut Gürsan yazarı. Öncelikle bölümlerine baktığımızda şimdi neler görüyoruz? Eski Mısır'dan başlıyor Babil kardeşliği, Gur ve Samsun kardeşliği. Daha sonra Tevrat Tevrat'tan bahsediyor. Daha sonra çeşitli tarikatlardan, dini görüşlerden. işte kısaca, kısaca din Eski, mitolo eski mitolojiye bir değinmelerde bulunuyor. Daha sonra ikinci bölümün ikinci sayfaya baktığımızda böyle görüyorsunuz. Illuminati bile var. Fransız ihtilali. İlk masonlar. Ee, Marx Engels. 1948 ihtilali. Daha sonra üçüncü sayfadaki bölümleri görüyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar ön sözü böyle. Sonra arkadaşlar bir de arkasına arkasını okumak istiyorum. Bu kitap bilinen dünya tarihinin aslında bilinmeyen tarihini anlatmaktadır. Tarih ve toplumun ortak bir sırrı vardır. Küçük veya büyük bütün gizli örgütler yaşadıkları toplumları etkiler. Klasik tarih gizli örgütlerin ve sırlarının tarihin karanlıkları içinde kalmasını tercih eder. Ancak bu görmezlikten gel, gel, gelinen sırlar tarihin akışı içinde dönüm noktaları ile ilgili olabilir. Çoğu zaman klasik tarihçiler belirli maksatlar ve hedeflerle birçok sırın açığa çıkmasına mani olurlar. Gerçekte gizli örgütlerin tari, tarihi bugüne kadar yazılamamıştır ve onun ve onun yazmak her türlü insan gücünü aşmaktadır. Benim bu kitapta yazmayı denediğim şey tarihin bazı kesitlerindeki gizli örgütlerle ilgili konulara dikkatli yorumlarla değinmekle yetinmektedir. İnanılmaz global değişikliklere tanık olduğumuz ve daha da olacağımız şu günlerde günümüzdeki gizli örgütlerin geçmişteki gizli örgütlerle ilişkisi olduğu gerçeğini unutmamamız gerekir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi burada da işte kısa özetini vermiş kitabın içeriğinin şöyle sayfalarını bir review ettiğimizde, işte eğer arkadaşlar dinler tarihine mitolojiye Esrarlı şeylere ilginiz varsa tavsiye ederim. dinlediğiniz için teşekkür ederim.